Alo, bir şey bildirecektim. Evet, bu hesap makinesine hala hat bağlanmadı. Kaç ay oldu? Peki, teşekkürler. Sağ olun. Kobra takibi mi? Dobra takibi yapıyor musunuz? Benim çok dobra bir arkadaşım var. Yapıyor musunuz? Peki. Ama hala hesap makinesinde... Başka yerden arayayım. Tamam. Tamam, peki. Sinem herkese dedim bu arada. Niyeyse keyifli bir isim çıktı ağzımdan. Hoş geldiniz. Z Rapor 7. bölüm oldu bile. Aa, zaman nasıl da geçiyor diyoruz. Ve işte Melikşah Bey'e de selamlarımızı gönderiyor oluyoruz. İlk haberle başlıyoruz. İstiyor musunuz ilk haberi? Ben istiyorum. Güneşi güneşine nasıl sığdırdın? Bilim insanları şimdiye kadarki en gelişmiş güneş teleskobuyla güneşin en yüksek çözünürlüklü fotoğrafını elde etmeyi başarmış. Hepimiz bugünü bekliyorduk. Ben güneşi çok net göremiyordum, açık konuşayım. Birçok kez denedim. Çıplak gözle denedim. Güneş gözlüğü de denedim ama hep 240p bir görüntü elde ediyordum yani kendi gözlerimle. Şimdi bu çok yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını çekmişler güneşin. Fotoğraf şimdi geliyor falan diye böyle. Bilmiyorum var mı fotoğraf. Çok garip detaylar varmış o fotoğrafta. Enteresan detaylar varmış. Biz anlamıyoruz. O yüzden hiç ben okumadım bile o detayları. Şimdi çektiği güneş fotoğrafı NASA tarafından kabul edilmeyen o fotoğrafçıya bağlanıyoruz. Evet abi, niye olmadı? Evet, Sercan Güneşçioğlu bizlerle. Kendisi Güneş'in hayvan gibi net fotoğrafını çekti 2 sene önce. Ama NASA'dan red yazısı gelmiş. Neden? Nasıl oldu bu macera? Şimdi ben NASA'ya tamamen kendim bireysel bilimsel çalışmalarım için yaptığım görsellerden birkaç tane gönderdim. Mesela Tamam. sana da göstereyim şu an. Abi bu bildiğin yalnız... güneş öncelikle bu. Sonra bana NASA'dan gelen cevabı aynen okuyorum. Evet. Bu kırklık led. Değil. Şimdi kırklık led tarar. Ben zaten bunları çekerken tarama yapıyor ekranda kırklık ledde. Ben güneşi kullandım burada direkt. Bu güneş fotoğrafı. İkinci habere devam ediyoruz. Melis, bende bağlama problemi var. Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Bu ne? Avengers. Müdürlüğü. Müdürlüğü. Birçok müdürlük işbirliğinde düzenlenmiş galiba. Bağlama yapımcısı kursu sona erdi. Hepimiz derin bir oh çekmedik mi? Bu İl Yönetim Müdürü evet, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yaşatmak ve tanıtmak için kurslar düzenlediklerini belirterek, abi kayboluyorsa kaybolsun, niye kasıyorsunuz ya? Demek ki kaybolması gerekiyor belki de bağlamanın. Yani yeryüzünden silinmesi gerekiyor. Niye mesela diret? Bu inat niye? Bu sanatları aslına uygun olarak öğretip eğitilmiş elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Bağlama kursu değil bu arada. Bağlama yapımcılığı. Yani bağlama yapıyorsun. Böyle tahtadan. Mesela tahtadan mı? Metalden bağlama. AC/DC solosu atılan bağlamalar hatırlamıyorum. Var mıdır? Elektro bağlama var gerçi, evet. Olayları bir... Korona. Evet, hoş geldiniz. Şu anda bizlerle bağlanıyoruz falan. Haber neydi? Neyse işte böyle sıkıcı şeyler var, kurslar var. Evet, şimdi belediyenin düzenlediği başka bir kurs olan ağlama yapımcısı kursuyla devam ediyoruz. Nasıl bir şeymiş acaba? Evet, şu anda ağlama kursunun yapımcısı Sinan Hüzünoğlu bizlerle beraber. Evet, nasıl başladınız bu işe? Senin gibilerle. Peki yani kurs talep görüyor mu? Nasıl oluyor? Yani senin gibiler olduğu sürece bu kurslara ihtiyaç var. Ne bu mutluluk? Ya hayatının bu kadar iyi olduğunu mu zannediyorsun? Kaç para kira veriyorsun? Yetiyor mu ki paran senin? Sağlık durumun nasıl? En son ne zaman hastaneye gittin? Ananın babanın yüzünü ne zaman gördün? He? Öldüklerinde arkasından okuyacak Fatiha'yı bile bilmiyorsun lan. Tipine bak bir kere. Doğru düzgün davran. Çık git. Telif attım yalnızlığa. Greta Thunberg, hepimiz tanıyoruz. Sarı tutku değil, sarı tehlike diyebiliriz. Tehlike de değil de yani cazgır falan iğrenç isimler üretiyor. Gelecek bir, yani işte çevreci dostu bir kardeşimiz, kendisi aktivist biliyorsunuz zaten.
kendi isminin ve gelecek için cuma günleri diye bir hareketi varmış onun. Onun telif haklarını almak için bir çabaya girmiş. Şöyle demiş: size garanti ediyorum, benim ya da harekete katılan diğer kişilerin markalaşma isteği yok ama telif almak dedim türküsü falan. Çok sıkıcı haber ya. Bunu geçeyim mi, ne yapsak? Kim ne yapsın bunu? Evet, işte bir telif mi bir şeyler, vakıf kurulmuş falan. Zahbap. Zahbap Norveç vakfını kurmuşlar. Ve keyifli iklimsel sosyal sürdürülebilirlik falan, ama hadi haberine geçelim. Haberi zevkli oluyor böyle şeylerin. Şimdi falan kelimesinin telifini alan adam ortaya çıktı. İşte buyurun. Geçen işte oğlum diyorum yani. Evet abi. Ben sana anlattım ya şeyi. İşte ha, şey diyorsun, tamam. Abi abartma falan dedim herife. Ama o kadar da değil yani. Yani. Falan kelimesini kullanamıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunun telifini aldım. Diyeceksiniz neden? Ben yıllardır kullanıyorum. Yok kardeş. Ama işte ben aldım onu. Konuşamayız mı? Yok yani. Hayır yani, nasıl? Yok, hayır. Falan, falan diyemezsin kardeşim. Nasıl diyemem? Çok ciddiyim bak, neden diye sor. Neden? Ha, ben oraya gideceğim. Nedenin telifi de bende bu arada. Ciddi misin? Evet. Evet. Sen de neden diyemezsin. O zaman şöyle yapalım. Ben neden dedim değil mi? Evet. Sen de falan dedin. Evet. Nefes almanın telifi bende. Arka sıradakilerle devam ediyoruz. Aa, bir anda diziyle. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Kaptan Gümüşhane kış askeri. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Torul sevgisi vardır bu arada. Art Torul bekliyoruz derler. Ama bu mu acaba? Değil galiba. Torul ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşların yoluna çıktı. Tabii ki yoluna çıktı. 3 yavrusuyla kaçan anne ayının yavrularını korumak için aracın üzerine doğru yaptığı hamle kameralara yansıdı. İzleyelim görelim. Değil tabii ki. Neyse, bir şeyler. Birisi de şöyle bir yorum yapmış. İsmi yok. Kış mevsiminde uykuda olmalılar. Kışın gecikmesi onları da etkilemiş. Darat. Sherlock! Keyifli bir Sherlock varmış bölgede, Allah'tan da bize de haber çıktı. Allah Allah! Kış uykusunda mı olmalılar? Peki, teşekkür ederiz. Sen gide onlara anlat istersen. Evet, şimdi ayılara bağlanıyoruz. Buyurun, sizin tarafınızdan olay nasıl gelişti? Evet, şimdi o tatlı mı tatlı şirin mi şirin ayıların yanındayız. Bakalım onlardan nasıl gelecek durum, nasıl işlemiş onlar için durum. Buyurun. Öncelikle iyi akşamlar. Ben şuradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim eşimi 29T5864 plakalı bir Toros ormanda taciz etmiş. Haberlerde izledim. Biz uyuyamıyoruz malum. Ben eve Netflix bağlattım. Çok güzel diziler var abi, orada izliyoruz. Mesih var, güzel. Ha, izledin mi? İzledim. Güzel, ama bayağı güzel. Bize de geliyor mu Mesih, yoksa insanlara mı? Ya geliyor galiba hepimizin sonuçta. Nereye gidiyorsun? Uçun Boeing'ler, uçun. Doğduğum yere şimdi dağlarında kar marjı vardır. Evet, 2019 yılında Boeing zarar etmiş. Ah, hayret. İyi geçmemiş Boeing için. 22 yıl sonra ilk defa zarar etmişler. 636 milyon dolar olarak belirtmişler zararı. Yuh be kardeşim. daha sıkıcı bir haber var mı, zıbın yazıyor burada, görüyorum. Yok, bulamadım. Kötüleri bunlardı. Firmanın yaşadığı bu zararın arkasındaysa Boeing 737 uçaklarının yere indirilmesi varmış. Hiç anlamadık yani, anlamadık. Neyse işte, zarar etmiş uçak firması Boeing, bildiğimiz Boeing. Boeing değil, eminiz. Evet, neyse. Şimdi tabii ki 2019'u kötü geçen bir tek Boeing değildi. 2019'u en kötü geçen adam Necdet Depresifoğlu, buyurun. Zor abi. Tur abi falan bir anda. Var bir haber daha var, dur. Bir haber daha var, o da gömlek mi dersin? Evet. Güvercinlik
Mesut diliyorsun onu. Keyifli bir korona vardı ofiste. Buğra koronayı Bosna Herzegovina'dan getirdi, sağ olsun. Güvercinlik Gençlik ve Spor Merkezi Kahramanmaraş'ta 13 yıldır hobi olarak evinde posta güvercini besleyen, tabii ki Kahramanmaraş'ta, kuşlarını antrenmanlarla yarışlara hazırlıyor. Peki 13 yıl önce bir arkadaşının Kahramanmaraş'a getirdiği güvercini Bursa'dan, Bursa'ya postacı olarak göndermesinden etkilenen Emrullah Bey, evin çatısındaki kafeslerde 200 posta güvercini, 50 de filo kuşu yetiştiriyor. Ne yapıyorsun abi? Luftwaffe. Baya Berlin'i mi alacaksın, ne yapıyorsun? Baya bir, yani Hitler'in hava kuvvetlerine yakın bir şey var orada. Zamanında, hay Allah. Ve kuşların antrenmanlarına ilişkin bir değerlendirmesi de var. Güvercinleri gönderiyorum. 2-3 saatlik uçuşun ardından tekrar yuvalarına dönüyorlar. Emin misin bu arada? Çok benziyorlar ya, o yüzden. İnşallah dönüyorlardır da yani. Mesela o döndü, o olmayabilir mesela, aynı, neyse. Yani her gün yeni bir kuş yetiştiriyor olabilirsin sıfırdan. Ama sen, yani sen bilirsin. şöyle, neyse. Posta güvercinlerini yetiştiriyorum. Yavru güvercinlerimiz 200-250 kilometreye kadar yol kat etti maşallah. Allah nasip ederse koronayı da ülkemize böyle getirmiyor. Tamam, çok cıvıttık. Normalde yapmayız. Çok cıvıttık bu haberde, çok özür dileriz. Daha profesyonel bir şekilde bu güvercinleri 500 kilometreye kadar uçurmayı düşünüyorlarmış. Drone hobisi de kazanabilirsin. Yani drone hobisi de güzel bir şey. Drone da gidiyor bayağı. Neyse. Şimdi de güvercinlerini Formula 1 Monza yarışına hazırlayan sevgili Ercan Kuşoğlu bizlerle. O da yarışa hazırlıyor. Bakalım o nasıl hazırlıyor. Evet, yanımızda o ulvi görev için kuşlarını eğiten sevgili Ercan Kuşoğlu var. Efendim, merhabalar. Merhabalar. Nasıl bu fikir aklınıza geldi? Yani kuşları uçabiliyorlar diye niye araba kullandırtmak? Hele Formula 1 gibi aşırı zor bir araç, yani insanlar falan kullanamıyor. Manyakça bir fikir. Valla gökyüzünde çok hızlı gidiyorlar. Niye yeryüzünde bu kadar hızlı gidemesinler diye düşündüm. Böyle bir fikir çıktı. Sizce sağlıklı mı bu fikir? Vallahi bilemiyorum. Sizce? Bence hiç değil. Yani burada... Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Siz kuşuyum aynen. Kuş, aha. Hazırlanıyoruz. Nasıl gidiyor kamp? İyi gidiyor abi. Sabah işte fitness. Sonra G kuvvetine hazırlanıyoruz. Ne işte. İşin var burada ya? Ha, bitti bu arada. Haberlerin sonuna geldik. Haberler keyifli olarak bitti. Çok güzel haberler vardı bu hafta. Niye? Çünkü ben kötü haberleri almıyorum buraya. Sizlerle sadece pozitif, only pozitif haberler, habercilik, haber anlayışı dediğimiz şeyle bunları tekrar alacağız çoktan. Olmadı bu gene. Çöpteki şeyi nasıl size çaktırmadan alırım şu anda, onu düşünüyorum. Bakalım. Olmadı, gördünüz değil mi yine? Tamam. 8. bölüme geçebiliriz. Tamam, bir tane daha varmış. Yok yok. O kadar da değil. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın.